Ve geldik gecikmeli 9. sahur gecesine. Güzel tayfam kusura bakmayın teknik bir aksaklıktan dolayı bu video biraz gecikti. Affınıza sığınarak soruya geçelim. Bugün de güzel bir soru olduğunu düşünüyoruz. Hadi bakalım bunu kaynaklarda görebilirsiniz. Sadece artlarda mantığı nasıl kullanacaksınız? Üçlülerde nedir? Bunlar aslında özel bir formüldür. Ama bu formülün nereden geldiğini göreceksin. Başlayalım. Şimdi art x'lerde şunu hatırlayınız diye özellikle yazalım. Normal şartlarda bu ifadelerde mesela artlarda gördüğünüz zaman ark tanjant x gibi bir ifademiz normalde u gibi bir şeye eşitse x ile u'yu yer değiştirdiğinizde fonksiyon neye dönüşüyordu Tanjant u eşittir x'e dönüşüyordu. Bunu hatırlıyorsunuz. Burada bunu kullanacağız. Bir de neyi bilmelisin bu formülde kullanacağımız tanjantın içerisinde x artı y formüllerini hatırlarsanız neydi kuralımız? Tanjant x artı tanjant y bölü. Hatırlayınız bunları unutmayın çünkü sorulabilir ÖSM vari sorular içerisinde. Şundan bahsetmiyorum. Şu formülden bahsediyorum. Tanjant x çarpı tanjant y ifadesinin kendisiydi. Şimdi bu ÖSYM e sorabilirim. Yani sorulmasını beklemiyorum ama yine de bakış açınız buna göre bir oluşsun diye bu soruyu ekledik. Çünkü bizim için önemli olan direkt sorunun kendisi değil. Farklı bir soru geldiğinde nasıl yorum yapacaksın? Bunu öğrenmeye çalışıyoruz. Hadi başlayalım. Benden üçlü bir denklem verdiği zaman ne istiyor? Eksi pi bölü 2 eşit olmasını istiyor. Sonra da şu üçlüklerin toplamları. Hocam ne yapacağız? Bakın üçlü vermedim değil mi? İkili verdim. O halde ne yap biliyor musun? Hemen bunu ikiliye çevir. Şöyle yaparsın. İfadeyi arktanjant x'i yalnız başına bıraktın. Pardon arktanjant x'i diyorum. Arktanjant x artı arktanjant y'yi yalnız başına bıraktın. Buradaki kalan ifadeyi de karşıya gönderdin. Eksi pi bölü 2 eksi arktanjant z yaptın. Bu kenarda kalsın. Şimdi işlemlerde bu ifade yine seni rahatlatmayacaktır. Özellikle tanjantlılar, pardon arklılar için yine söyleyelim. Tanjant olur, sinüs olur, kosinüs olur ama arklılarda eğer bir açı değeri soruyorsa ya da bir denklem soruyorsa her iki tarafın tanjantını alarak işlemleri rahatlatabilirsiniz. Nasıl olacak hocam? Şöyle ki ben her iki tarafın tanjantını aldığımda bakın soru şöyle oldu. Ark tanjant x artı Ark tanjant diye bunlar birbirini götürmez. Parantezde toplam olmasa evet böyle bir birbirinin ters olduğu için götürme durumu vardı ama parantez artı varsa yok götürmez. Dolayısıyla buna başka bir yöntem uygulayacağız. Şunu yazdım. Tanjantın içerisinde bu işlem. Şurayı da eksi parantezine alarak yazmak istiyorum. Eksi pi bölü 2 artıya dönüştü. Ark tanjant z'nin kendisi oldu. Hatırla kural olarak tanjantın neydi? Tek fonksiyon olduğunu ya da dördüncü bölgeden dolayı eksiği dışarıya attığını biliyorsun. Yani bu durumda burası eksi dışarı attığında soru şuna dönüştü eksi parantezinde tanjant pi bölü 2 artı ark tanjant z'ye dönüştü. Şimdi buradan sonra ne yapacağımız daha önemli. Bundan sonrayı da şöyle yapacaksın. Diyorum ki ben buradaki ark tanjant x'e u1 diyeyim. Ark tanjant y'ye u2 diyeyim. Ark tanjant z'ye de u3 diyeyim. Bu ifadeleri bir düzenleyelim. Şurayı bir temizleyelim. Şuraya da bunların karşılığı olarak bir şeyler yazmam gerekiyor. Bakınız birinci ifadede yani yukarıda yapmış olduğum örnekte şöyle bir şey anlatmıştım ya. Ark tanjant x'in karşılığı eğer u1 ise o halde tanjantın u1 değeri ne eşit olacaktır? x e eşit olacaktır. Aynı şekilde tanjant y'ye geliyorum. Ark tanjant y'nin karşılığı eğer u2 ise buradaki ifadeden tanjant u2 eşittir y'nin kendisi olacaktır ve sonuç olarak da arctanjant z'ye dikkat Ark tanjant z'nin karşılığı eğer u 3 e eşitse bu durumda tanjant u 3 eşittir z'nin kendisi oldu. Peki buraları bir yerleştirelim. Soru şu oldu. Tanjantın içerisinde u 1 artı u 2 eşittir. Eksi parantezinde tanjantın içerisinde pi bölü 2 artı u 3'ün kendisi oldu. Peki tanjantta pi bölü 2 artı 3 neye dönüştürüyor hatırlıyor musun? 90'ın üzerine tamamlama ya da eksiltme durumunda kendini ne yapıyordu? Tanjant kotanjanta çeviriyordu. U3'e göre ya da pi bölü 2 artı ikinci bölgeye taşıdığı için de eksi kotanjant U3 oluyordu. E, eksi kotanjant u 3ten sonra eksi de başlangıçta var. Aslında burası kotanjant U3'ün kendisi oldu bitmedi. Tanjant U1 artı U2'nin de açılımını biliyorsun yan tarafta verdiğimiz. Kural ne diyordu? Tanjant U1 artı tanjant U2'nin kendisi bölü 1 eksi tanjant U1 çarpı tanjant U2. Bu da kenarda kalsın. Eşittir. Kotanjant neydi? Kotanjant U3'ümüzdü. Bu da. Şimdi hepsini neye çeviriyorum? Bakınız burada vermiş olduğum denklemlere çeviriyorum. 1. Tanjant U1 neye eşitmiş? X'e eşitmiş. Artı. Tanjant U2'nin karşılığı Y'ye eşitti. Burayı biliyorum. Bu da tamam. 1 eksi x çarpı y'ye dönüştü şuradaki ifadeden dolayı. Kotanjant u3'e düşünün. Tanjant u3'ün z ise kotanjant u3 neydi? 1 bölü z değil miydi? Çünkü tanjantla kotanjantın çarpımı 1 olduğuna göre bura 1 bölü z'ye dönüşür. İşler dışlar çarpımı yap. x z artı yz eşittir 1 eksi x y'nin kendisi. x y'yi karşıya gönder. O halde en son kalan ifademiz ne olacaktır? x çarpı z artı y çarpı z artı x çarpı y. O da eşittir 1'in kendisi. E bizden ne istiyor? E zaten buradaki denklemi istiyor. Cevabımız dolayısıyla 1 yapmış olacak güzel tayfam. Bir sonraki gün daha uzatmayayım zaten geç kaldık. Bir sonraki gün yine seninle bu saatte, bu saatte olmayabilir. Diğer saatten bahsediyorum aslında. Normal saatinden bahsediyorum. Yine görüşmek üzere güzel tayfam. Kendine dikkat et. İyi çalışmalar. Hoşçakalın.